Ayşenur Güler'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir Tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle ben tek renk çalışacağım arkadaşlar. Siz isterseniz iki renkli veya üç renkli de çalışabilirsiniz. Bugün sade güzel bir model yapacağız. Şöyle bir yumak ipim var arkadaşlar. 3 numarada Tunus tığım var. 3,5'la da örebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Tığımı aldım, hemen şöyle ilk zincirimi kilit zincirimi oluşturarak başlıyorum. Şimdi diğer zincirlerimizi sıkı sıkı çekmeyelim arkadaşlar, oldukça bol çekelim ki çekme yapmasın alt tarafı. Tunus işinde her zaman alt tarafını şöyle oldukça bol zincirler çekelim. Bu kadar zincir benim için yeterli. Hemen şimdi ilmeklerimizi çıkaralım. Tek sayı halinde çıkaracağız arkadaşlar. Her bir zincire bir kere batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyoruz. Tunus işinde de şöyle sıkı örmek güzel durmuyor. Yani küçük şişlerle, ince şişlerle örerseniz güzel durmaz. 3,5 4 4,5'la çok güzel battaniye örebilirsiniz. Ben sadece göstermelik olduğu için bu tığ kullandım. Bunun boyu kısa olduğu için kameranın dibinde daha rahat hareket edebiliyoruz. Burada 19 tane ilmek çıkardım arkadaşlar. Tek sayıda ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi bunları toparlıyorum. Şu baştaki 2 ilmeği beraber kapatacağım. 2 ilmeği beraber kapattım. Şimdi burada bir tane burada ilmeğimiz var. Bir tane de buradaki ilmeklerden kapatacağız. Şöyle başını alıyorum. Şu ilmekle diğer ilmeği ikisini beraber kapatıyorum. Başını alıyorum. Şu ilmekle 2 ilmeği beraber kapatıyoruz. Yani bununla şu ilmeği beraber kapatıyorum. Bu hiç bilmeyenler için şöyle yavaşça gösteriyorum. Bazen burada şaşırmacı oluyor. Buradan 2 ilmek kapatılıyor. Oysa şu başındaki ile şu gerideki ilmeği beraber kapatıyoruz. Şöyle sıramızı kapattık. Birinci sıramız bitti. Şimdi modelimizi kurmaya geliyoruz. Şöyle bu 1, 2, 3 tane buraya ilmeğimi ördüm. Şimdi başına bir kere doluyorum. Bu son battığım üçüncüye tekrar batıyorum. Yani biz üçüncü ilmekten modelimizi kurmuş oluyoruz. Bunlar kenar ilmeğimiz 2 tane. Bu modelimiz oldu. Şimdi tekrar 2 tanesini beraber kapatıyorum. 2 tanesini beraber kapattım. 2 tane ilmeğimiz var tekrar. Bu ikisini de beraber kapatıyorum. Yani ikili trabzan yapıyormuşuz gibi arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. Hemen 2 tane buradan ilmeğimi örüyorum. 1 2 Şimdi bu ikinciye tekrar batacağız. Arada bir tane boş ilmeğimiz kalıyor. Başını aldım. Tekrar aynı ilmeğe batarak bir tane daha ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğimiz oldu. Arada bir tane boş ilmeğimiz var. Hemen ikisini beraber kapattım. İkisini kapattım ve tekrar ikisini birden kapatıyorum. Yine 2 tane örüyoruz. 1 Buna da modelimizi yapacağız. 2 Tekrar başını aldım. Hemen aynı
ilmeğe batıp ilmeğimi çıkardım. Şimdi ikisini beraber kapatıyorum. Tekrar ikisini beraber kapattım. Aşağıdan ilmeğimi alıyorum. 1 2 Başına doladım. Hemen şöyle ilmeğimi çıkardım. Modelimizi yapacağız. 3 tane ilmeğim oldu burada. İkisini beraber. Tekrar ikisini beraber kapattım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 1 2 Başına doladım. Aynı ilmeğe batarak ilmek çıkardım. İkisini bir kapatıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Şöyle sıra sonuna kadar gelelim aynı şekilde arkadaşlar. Sonunu beraber yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük baklava dilimlerimiz olacak. Şöyle sonuna geldim arkadaşlar. Burada iki tane kenar ilmeğimiz var. Hemen buradakini örüyorum. Düz. Bir de kenarda var. İkisini beraber kapattığımız için bu burada kaybolmuş olabilir. Onu da unutmayın. Şimdi yine 19 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bir tane de burada var. Tek 19. Yine 19 tane ilmeklerimizi kapatıyoruz. 2 tane burada kenar ilmeğimiz oldu. 2 tane de burada kenar ilmeğimiz oldu. Kapatmamız yine aynı. 2 tanesini beraber kapatıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde kapatıyoruz. Şu ilmekle diğer ilmeği beraber kapatıyoruz. Şimdi modelimizi arkadaşlar bir tane kaydıracağız. Aynı sırada başlamıyoruz. Bundan çok güzel arkadaşlar, böyle kalın şişlerle yaparsanız muhteşem battaniye olur. Bebek battaniyesi çok güzel olur. Şöyle ilmeğimi uzattım hafifçe. Şöyle 2 3 Şu aradaki boşluktakine kuracağız arkadaşlar. 4 3 tane ile başlamıştık burada. Burada 4 tane ile başlıyoruz. Hemen başını alıyorum. Dördüncüye tekrar batıyorum. Dördüncüye tekrar battım. İlmeğimi çıkardım. İkisini beraber kapattık. Tekrar ikisini beraber kapatıyorum. Ve buradan hemen tomurcuğun başındakini örüyorum. Ve aradakini modelimizi yapacağız. İki tane ördüm. Başını alıyorum. Son ördüğüme tekrar batıyorum. Ve ikisini beraber kapatıyorum. İkisini kapattım. Tekrar son kalan ikisini kapatıyorum. Tekrar iki tane örüyoruz. 1 2 Başını aldım. Tekrar buraya batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İkisini beraber örüyorum. Tekrar ikisini ördüm. 1 2 Başını aldım. Tekrar örüyorum. İkisini beraber kapattık. Yine ikisini beraber kapatıyorum. Şöyle iki tane örüyorum. 1 2 Başını aldım. Tekrar buraya batıyorum. İkisini beraber kapatıyoruz. Sonra tekrar ikisini kapattık. Şöyle sonuna kadar geldik zaten. Sonuna kadar göstereyim. Çok güzel bir battaniye yapacağız. Bundan yaparsanız arkadaşlar. Çok güzel hırka olur bundan bence. Başını aldım. Son tomurcuğumuzu yapıyoruz. Bu kenarda da 4 tane olması gerekiyor. Şimdi burayı da göstereyim. Yani 3 tane boş modelimiz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok şık tomurcuklarımızı yaptık. Şimdi burada 1
2, şöyle kenar ilmeğimi 2 tane ipten alıyorum. 2 tane ilmek yok arkadaşlar. Burada ilk bir tane ilmek var. Şöyle arkadaki iplerden de alınca kenarı düzgün bir şekilde ilerlemiş oluyor. Yine toplamda 19 tane ilmeğimiz var. Burada 3 tane boş ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz oldu. Yine burada da 3 tane ile başlamıştık. Yine bunları da aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi 2 2 kapatıyorum. 2 2 2 2 Şöyle hızlı hızlı kapatayım. Kapatmasını zaten göstermiştim. Şimdi bir sıra daha başlayalım. Başlangıcını az sıranın tekrarını yapalım. Kafanız hiçbir şekilde karışmasın. Oldukça yavaş anlattım. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle kapattım. Şimdi yeniden model kuruyoruz. Şöyle uzattım. 2 3 Bu sırada 3 tane örüyoruz arkadaşlar. 3 taneyi ördüm. Hemen başına aldım. Hemen aynı yere batıyorum. 3. modelimize tekrar batıyoruz. 3. ilmeğimize. Tekrar battım ve modelimi kuruyorum şimdi. İkisini beraber kapattım. İkisini beraber kapattım. Yapılışı da çok kolay. Sadece ikili trabzan yapıyoruz modellerimizi yaparken. Şimdi 2 tane ördük. Hemen başına alıyorum. Aynı ikinci ördüğüm modele tekrar batıyorum ilmeğe. Şöyle ikisini kapattık. İkisini beraber kapatıyorum. Şöyle ipim yarıldı. Tekrar 2 tane örüyoruz. 1 2 Başına aldım. Şu modelimi de yapayım. Videomu bitirelim arkadaşlar. Ortalanmış oldu zaten. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz devam ediyor. Hem yapımı çok kolay hem de çok güzel ilerliyor. Çok da güzel bebek battaniyesi olur. Şöyle ben büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bundan çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel hırkalar yapabilirsiniz. Çok güzel bebek yelekleri olur. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.